Herkese merhaba arkadaşlar, ben Eka Hoca'nız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 80 günde devri geometri kampımızın geldik 44. günde ve bugün analitik geometrinin konu anlatımının 3. videosunu yapacağız arkadaşlar diyelim. 3. videomuzun pdf'i aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Çözümlü pdf aşağıda mevcuttur. Kotası olmayan arkadaşlar da oradan yaralanabilirler diyorum ve de eğer video hoşunuza giderse beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyelim ve de ilk sorumuzda başlayalım. Diyor ki eksenleri kestiği, önce konu anlatımı tabii ki de, eksenleri kestiği noktaları bilinen doğrunun denklemi nasıl yazılır? Bunu zaten vermiştim önceki videomuzda. Yine bahsedelim. Diyelim ki y eksenini b'de, x eksenini a'da kesiyorsa denklem şöyle yazılır. x bölü x'i kesen nokta burası a noktasıdır. Artı y bölü y'yi kesen nokta burası b noktasıdır eşittir 1'e. Burada y'yi yalnız bıraktığınızda bildiğiniz formattaki denkleme gelir. Yani Bırakmayabilirsiniz bırakabilirsiniz. Sorusuna göre veya cevabı nasıl istediğine göre değişecektir diyorum. 110. sorumuzla başlıyorum. Burayı 3 noktasında, burayı 4 noktasında kestiği için d doğrusunun denklemi bakın. x bölü x'i kesen nokta artı y bölü y'yi kesen nokta eşittir 1. Bu sorunun cevabını bu şekilde istemişim. Sorumuzun cevabı bu şekilde bulunmuş oluyor. 111. sorumuz d doğrusunun denklemi nedir? Bakın x'i eksi 3'te y'yi 2'de kesmiş. O zaman benim denklemim x bölü eksi 3 artı y bölü 2 eşittir 1. Bunu da hepsini aynı yerde istemişim O zaman hocam önce payda istiyorum. 2 burayı eksi 3 buraya genişletirsem. 2x eksi 3 çarpı y'den eksi y paydamız eksi 6 ya. Çapraz diğer tarafa attım. Eksi 6. Daha sonra eksi 6'yı sol tarafa attığımda 2x eksi 3y artı 6 eşittir 0 olmuş oluyor. 111. sorumuzun cevabını da bu şekilde buluyoruz. 112. sorumuzda D doğrusunda A noktası A'ya 2. OB'miz bakın OB'miz bu uzunluk 3. OC'miz 2. Olmak üzere A'sı kaçtır diyor. Ben bu A'yı şöyle bulurum. Bu D doğrusunu yazabiliyorum. Bakın B noktasını 3'te kesiyor. C noktasını eksi 2'de kesiyor. O zaman benim denklemim. X bölü X'i kesen nokta artı y bölü y kesen nokta eşittir 1'e. İsterseniz burada y'yi yalnız bırakın ama gerek yok. x yerine a, y yerine 2 yazdığımızda bu denklemi sağlamak zorunda. x yerine a yazıyorum. a bölü 3, y yerine 2 yazıyorum. 2 bölü eksi 2 eşittir 1'e. 2 bölü eksi 2'den eksi 1 geldi. Eksi 1'i diğer tarafa gönderdim. a bölü 3'ümüz 2'ye ve a noktamız da 6 olmuş oluyor. 112. sorumuzun cevabı da bu şekilde 6 olarak bulunur. 113. sorumuz 3x artı 6y eksi 12 eşittir 0 doğrusu ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı. Bu sefer grafiği çizmemiz gerekiyor. E hocam nasıl çizeceğim? Arkadaşlar şimdi baktığımız gibi bakın önceki sorularda. Eksenleri kestiği nokta x yerine 0 yazdığımız zaman y çıkar. Y yerine 0 yazdığımız zaman x çıkar. Yani bu formatı kullanacağım. Yani ben burada x yerine 0 yazdığımda 6y eksi 12 eşittir 0'a. 6y'miz 12'ye Demek ki y noktası 2. y'yi 2'den kesecek. Bu 1. Aynı şeyi y için yapıyorum. y yerine 0 yazdığımda 3x eksi 12 eşittir 0'a. 3x eşittir 12'ye ve buradan da x değerim 4'e yani x'i de 4'ten keser ve bu noktalardan geçen doğrumuz şudur. Benden bu bölgenin ve eksenler x ve y eksen arasında kalan bölgenin alanı istiyor. Tabanımız 4, yüksekliğimiz 2, Alanımız 4 çarpı 2 bölü 2'den 4 olarak bulunur. 113. sorumuzun cevabı da bu şekilde 4'tür deriz. Arkadaşlar sıkıntı var mı? Yok. 114. sorumuz 2x-3y artı 24 eşitliği 0 doğrusu ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaçtır? Yine aynı mantıkla çözelim. Eksenlerimiz x ve y'yi çizdim. X yine 0 yazdım. Eksi 3y eşittir. Eksi 24. ymizi 8'de kesiyor. Bu 1. Sonra y yine 0 yazdım. 2x artı 24 eşittir 0'a. 2x eksi 24'e x'imiz eksi 12. O da buradadır hocam. Bu iki noktadan geçen doğru şudur. Ve bu doğruyla eksenler arasında kalan bölgede burasıdır. Taban uzunluğum, taban uzunluğu 12. Yüksekliğim 8. Benim alanım 12 çarpı 8 bölü 2. 8 2'ye böldüm 4. 12 çarpı 4'ten 48 yapar. 114. sorumuzun cevabı 48 olarak bulunur. 115. sorumuzda bir tık öteye gidiyorum. x artı y artı 2 eşittir 0. 2x eksi 4y eksi 2 eşittir 0. Doğruları ile x eksen arasında kalan bölgenin alanı istiyorum. Bu sefer iki doğrumuz var. Yine korkacak bir şey yok. Bu iki doğru da çizeceğim. Ama çizerken şuna dikkat edeceğim. Önce bir eksenleri kesin noktaya bakayım. x yerine 0 yazdığımda y'sini eksi 2 de kesiyor. Bakın eksi 2 şurası olsun. y yerine 0 yazdığımda x'i de eksi 2 de kesiyor. O da burası olsun. Benim doğrumun birisi doğrumun birisi budur. Bu bir. Diğer doğruya baktım. X yerine 0 yazdığımda eksi 4 y eksi 8 eşittir 0'a. Eksi 4 y eşittir 8'e. Y'sini eksi 2'de kesiyor. Yani buradan yine geçecek. Şuradan geçecek. Sonra y yeni 0 yazdığımızda x'i 4'ten kesiyor. O da buradan geçecek. Demek ki benim bu doğrumda benim. Bu doğrumda budur. Bakın. Şimdi buradaki eksenleri bulduğumda kesiştiği noktayı buldum. Bu noktayı bulmanın bir diğer yolu. Çünkü bu nokta şurada da olabilirdi. O zaman bulamamış olacaktım. Yani başka bir yerde de kesişmiş olabilirdi. Onu da şöyle buluyorum. Bu iki doğruyu ortak çözüyorum. Ortak çözmek dediğim yok etme metodu kullanarak. Mesela burayı eksi 2 ile genişlettim. Bakın. Eksi 2x eksi 2'ye eksi 4 eşittir 0. Diğer doğruyu aldım. 2x eksi 4 ye eksi 8 eşittir 0. Her ikisinin toplamında x'ler gider. Eksi 6 ye eksi 12 eşittir 0'dan. Y'si yine eksi 2 çıkar. Y'yi burada eksi 2 yerine yazdım da x 0 çıkar. Yani bu noktada kesiştiklerini bulurum. Benden bu bölgenin alanını istiyor. Tabanım 4 artı 2'den 6. Yüksekliğim 2. 6 çarpı 2 bölü 2'den de cevabımız 6 buluruz. 115. sorumuzun cevabı bu şekilde 6 olarak bulunur. 116. sorumuzda 4x 3 x 24 eşittir 0 ve 2x artı 3 x 12 eşittir 0 doğruları ile y eksen arasında kalan bölgenin alanını benden istiyor. Gelin hocam bunu çizelim. Devam ediyorum. X seni burada 0 verirsem. Eksi 3 y 24. Y'si eksi 8. Demek ki benim bu grafiğim eksi 8'den geçecek. X yerine, y yerine 0 verirsem. 4 x 24. X'i 6. Benim ikinci noktam da burasıdır. Noktaları birleştirdiğimde ilk doğrumu bulmuş olurum. Bu bir. Sonra diğer doğruya giriyorum. Onu maviyle gösterelim. X yerine 0 verdim. 3 y 12. Y'si 4. 4'ten geçecek. 4'ten geçecek. Y yerine 0 verdim. 2 x. 12 x 6'dan geçecek. Yani benim ikinci doğrum da bu. Şimdi bunlar eksen üzerinde kesiştiği için ekstra ortak çözmeme gerek yok. Benim taban uzunluğum 4 artı 8 12. Yüksekliğim burada 6 o zaman benim alanım. 12 çarpı 6 bölü 2'den de 36 cevabını bulurum. 116. sorumun cevabı 36'dır. 117. sorumuz y eşittir x ve x eşittir 6 doğruları ile x eksen arasında kalan bölgenin alanı. Bu iki doğru, bu iki grafiği de ben ezbere ne olduklarını biliyorum. Bakın. İşte bu yüzden önemliydi. Çünkü hızlanmamız gerekiyor. Hocam y eşittir x doğrusu benim için birinci açı ortay doğrusu. Yani bu arkadaşımızdır. x eşittir 6 doğrusu da. Ne verirsen ver x'e 6 olacak. x eksenin burası ve 6 noktası burası olsun. Bakın ne verirsen ver 6 olacağı için x eşittir 6 doğrusu şu arkadaşımızdır. y'si ne olursa olsun x'i sürekli 6 çıkacaktır. Yani benden bu bölge ve x eksen arasında kalan açıyı istiyor. Hocam benim taban uzunluğum 6. Im. Yüksekliği nasıl bulacağım? Yani bu y eşittir x ise x yerine 6 yazdığımda y'si de 6 olur. Yani benim bu uzunluğum da 6'dır diyorum. O zaman alanım 6 çarpı 6 bölü 2'den 3 çarpı 6 18 bulunur. 117. sorumun cevabı 18'dir. 118. sorumuz y eşittir x x y eşittir x ve y eşittir 6 doğrular arasında kalan bölgenin alanı kaçtır diyor. Yine gelin hepsini de ezbere biliyorum zaten çözelim. Bu benim eksenlerim. y eşittir x doğrusu kırmızıyla gösteriyorum. Birinci açı ortay doğrusu. y eşittir eksi x doğrusu. ikinci açı ortay doğrusu. Bu y eşittir x. Diğeri y eşittir eksi x. y eşittir 6 doğrusu. Şimdi x eşittir 6 doğrusu dikeydeydi. y eşittir 6 da x yerine ne verirsem ver sürekli 6 çıkan doğru. O da şurada olsun. Benim o doğrunun y'ye eşit. 6 da buradadır. Benden bu 3 arasında kalan bölgeyi istiyor. Yani kısaca burayı istiyor. Peki hocam. Benim şu uzunluğum nedir? Şimdi y'nin 6 olması için x'in 6 olması lazım. Aynı şekilde burada y ye eşittir eksi x de y'nin 6 olması için x'in eksi 6 olması lazım. 6 eksi 6 aralığı burası komple 12 birim. Benim yüksekliğim de 6 birim. O zaman alanım 12 çarpı 6 bölgeden 6 çarpı alttan 36 bulunur. 118. sorumuz bu şekilde 36 olarak bulunur. 119. sorumuz x eşittir 7 ve y eşittir eksi 3 doğruları ve eksenler arasında kalan bölgenin alanını istiyor. Adım adım y eşittir eksi 3 doğrusu mavi ile gösterdiğim y eşittir eksi 3. Eksi 3'ten geçen bu doğrudur. Bu y eşittir eksi 3 doğrusu x eşittir 7 doğrusu bak, x eşittir 7 doğrusu dikeydeki olan ve 7 noktasından geçen x ekseni 7 noktasından geçen bu doğrudur. Diyor ki bu iki doğru ve eksenler arasında kalan bölge. Yani ben de buradaki dikdörtgen alanı istiyor. Bu arkadaşım 7. Yüksekliğimde 3 o zaman benim alanım. 7 çarpı 3'ten 21 bulunur. 119. sorumuzda 21 olarak bulunuyor. 120. sorumuzda mutlak değer x eşittir 3 ve mutlak değer y eşittir 4 doğruları arasında kalan bölgenin alanı kaçtır? Önce mutlak değer konusunu zaten biliyoruz. Mutlak değer x eşittir 3'ün grafiği nasıl çizilir? Bakın. Mutlak değer x eşittir 3'ün grafiği şöyle çizilir. Mutlak değer x eşittir 3'ün grafiği. Burada iki ihtimal vardır. x'imiz 3'tür veya bizim x'imiz eksi 3'tür. O zaman hocam ben bunun grafiğini şöyle çizerim. Siyah alayım. eksenlerimi çizdim. X eşittir 3 veya X eşittir eksi 3. Şimdi X eşittir 3 veya X eşittir eksi 3. Şimdi X eşittir bilmem kaç grafikleri neydi? Dikeydi. O zaman hocam X eşittir 3 buradadır. X eşittir eksi 3 de buradadır. Bu benim X eşittir eksi 3 grafiğim. Bu da benim X eşittir 3 grafiğim. Bu bir. Sonra Y eşittir 4 doğrular arasında kalan bölge diyor. E bu da şöyle çizilir. Yataydır. Bir 4'ten geçen bir de eksi 4'ten geçen doğrudur. Bakın burası 4. Burası eksi 4 noktası, burası 3, burası eksi 3 noktası. Bu arkadaşımız y eşittir 4, mutlak y 4. Bu da şuna da. ki bu y eşittir 4, altraf y eşittir Bu y eşittir 4, bu da y eşittir eksi 4'tür. Ve benden bu arada kalan bölgenin alanını istiyor. Hocam 3 artı 3'ten 6 burası, 4 artı 4'ten 8 burası. Benim alanım 6 çarpı 8'den 48 bulunur. 120. sorumun cevabı da bu şekilde 48 olarak bulunur. 121. sorumuzda şimdi iki doğrunun birbirine göre durumları. İki doğrunun birbirine göre toplamda 3 durumu vardır. Bu doğrular ya birbirlerini hiçbir zaman kesmez paraleldir. 2. Bu doğrular birbirlerini tek noktada keser. 3. Bu doğrular çakışıktır. Yani üst üste aynı doğruları bana verir. Peki hocam ben bunların böyle olduğunu nasıl anlayacağım? Bakın 3 durum var. 3 durumu ayrıca inceleyeceğim. 2, bu da 3. durum. 3 durumu inceleyeceğim ve sorularda da biz denklem çözmeye çalıştığımız sorularlara şu arkadaşımızı kullanacağız. Çünkü bunların ortak, eğer paralelse ortak çözümleri yoktur, ortak çözüm yapamam. Demek ki hocam tek noktada kesişecek ki ben bunlara ortak çözüm yapacağım. Yani aslında taraf tarafa toplama, çıkarma, yok etme metodunun kullanılmam için aslında ikinci öncünün gerçekleşmesi gerekecek. Benim ilk durumum çakışık doğrular. Diyelim ki A1, X1, B1, Y1 C1 eşittir 0 D1 doğrusu. A2 x1 B2 y1 ve C2 eşittir 0 D2 doğrusu. Eğer diyor bakın A1 bölü A2 B1 bölü B2 C1 bölü C2 tüm oranlar birbirlerine eşit ise o zaman D1 doğrusu ile D2 doğrusu çakışıktır. Yani üst üste biner. Ve üst üste bindiğinde bakın bu nokta ortak nokta, bu nokta ortak nokta, bu nokta ortak nokta. Şu vardır. Sonsuz çözüm vardır. Bakın çözüm kümesi reel sayılar değil. Sonsuz çözüm var. Çünkü sonsuz tane nokta üst üste bineceği için toplam sonsuz tane çözümü vardır. Bakalım. 121 6x artı by artı 10 eşittir 0. 3x artı 4y artı a eşittir 0. Doğruları çakışık. Çakışıksa üst üste binmiştir. Demek ki oranlar 6 bölü 3 eşittir. b bölü 4 b bölü 4 eşittir 10 bölü a'ya. 10 bölü A. Baktığımızda 6'ya 3. 1'e 2'lik oran var. Demek ki 4 ise üst tarafım 8. 10 ise alt tarafım 5'tir. Toplamını istiyor. A artı B eşittir. 5 artı 8'den 13 bulunur hocam. 121. sorumuzun cevabı bu şekilde 13 olarak bulunur. 122. sorumuz 6x artı 3'ye artı 1 eksi 5'tir 0. A eksi 2x eksi 2'ye artı B artı 1 eşittir 0. Doğruları çakışık. E çakışıksa yine kat sayılarını oranlayacağım. 6'nın A -2 eksi 2 oranı eşittir. 3'ün eksi 2 oranı eşittir. Buradan da 1 eksi B'nin sabit sayı bölü sabit sayı B artı 1'e oranına. Peki. Önce şuradan A'yı bulalım. Eksi 2 çarpı alttan eksi 12 eşittir. 3 çarpı A'dan 3A eksi 6. Attım bu tarafa. Eksi 6 eşittir 3A'dan. Benim A noktam eksi 2'dir. Bu bir. Sonra şu ikisini kullanalım. Burayı. 3 bölü eksi 2 eşittir. 1 eksi b bölü b artı 1. İçten dıştan çarpın. 3 çarpı b'den 3 b artı 3 eşittir. Eksi 2 çarpı 1'den eksi 2. Eksi 2 çarpı eksi b'den de artı 2 b. 2 b'yi sol tarafa attığımızda b. 3'ü sağ tarafa attığımda eksi 3 eksi 2 daha eksi 5 yaptı. a'yı ve b'yi buldum. Benden toplamını istiyor. Eksi 2 eksi 5'ten toplamda eksi 7 olarak bulundu. 122. sorumuzda bu şekilde eksi 7'dir deriz. İkinci ihtimalimiz arkadaşlar paralel doğrular. İki doğru birbirini kesmiyorsa kesinlikle ve kesinlikle paraleldir. Şimdi paralel olabilmesi için doğruların aslında bu doğruların eğimlerinin aynı olması gerekiyor. E, eğimleri aynıysa diyelim ki D1 doğrusunun eğimi nasıl bulunuyordu? Her ikisi x ve y aynı yerdeyse a'nın eksilisi bölü b1 eşit olmak zorunda. Buradaki a'nın eksilisi bölü B 2'ye eksi der birbirine sadeleştirdi. Demek ki A1 bölü B1 eşittir. A2 bölü B2. A2 ile B1'i yerine değiştirirsem A1 bölü A2 eşittir. B1 bölü B2 olmak zorunda. Ve ayrıyetten eğer bunlar paralelse sabit sayılarında farklı olması gerekiyor. Bakın eğer doğrular çakışıksa üst üste ise hem eğimleri aynıdır hem de sabit sayıları orantılıdır. Ama doğrular birbirine paralelse eğimleri aynı. Bakın aynı A1 bölü A2, B1 bölü A2 eşit. Aynı zamanda C'lerin de oranının farklı olması gerekiyor. C'lerin oranları aynıysa çakışık, farklıysa bu doğrular birbirini kesmez ve paralel olur. Bitti hocam. Bitti. 123. sorumuz. Y eşittir 3x artı 5 ve Y eşittir a X artı 7 doğruları paralel. Paralelse eğimleri aynı olmak zorunda. Bu arkadaşımızın eğimi 3. Diğer doğrumuzun eğimi x'in katsayısı olan a. Demek ki a sayısını direkt buradan 3 olarak buluyorum. 124. sorumuz ay artı 3x eksi 1 eşittir 0 ve 6x eksi y artı 4 eşittir 0 doğruları neymiş? Paralel. Paralelse eğimlerini direkt eşitleyebilirsiniz veya direkt a'yı 6'ya işte hani kat oranlayabilirsiniz. Eğimden yapmayayım. x'in katsayısı 3, x'in katsayısı 6. 3 bölü 6 eşit olmak zorunda. y'nin katsayısı a bölü, y'nin katsayısı sayısı eksi 1'e. İç dış çarpsam eksi 3 eşittir 6a'ya. Demek ki a eşittir. Eksi 3 bölü 6. Buradan da tek buradan böyle biliyormuşum ya. Eksi 1 bölü 2 çıkar. 124. sorumda eksi 1 bölü 2 olarak bulunur. 125. sorumuz 2x artı 3'e eksi 7 eşittir 0. ax eksi 6 artı 4 eşittir 0. Doğruları neymiş? Paralel. O zaman eğimleri eşittir. x'in katsayısı 2 bölü x'in katsayısı a eşit olmak zorunda. y'nin katsayısı 3 bölü y'nin katsayısı sayısı eksi 6'ya. 3'ü eksi 6'ya böldüm. Eksi 2. Eksi 2 çarpı 2'den a noktam. Eksi 4'tür diyorum. 125. sorumuzda bu şekilde eksi 4 olarak buluyorum. 126. sorumuz y eşittir a x artı 5 ve x bölü 4 artı y bölü 8 eşittir 1. Doğruları paralel ise a kaçtır? Hocam hocam soru bitti. Şimdi şöyle yapabilirsiniz. x'ler y'ler aynı yerde ya veya şöyle yapalım, eğim burun eğim birine eğiminden gitsem de olur ama ikisinden birine işlemle yapabilirsiniz. Farklı şekiller çözüm bulabilirsiniz. Şöyle yapalım. Ben burada x'i y'yi aynı artı aynı tarafa alayım. Yani burayı 2 ile genişlettim. 2 çarpı x'ten 2x artı y bölü 2 çarpı 4'ten 8'di. Diğer tarafa gitti 8. Kısaca 2x artı y eksi x, x eşittir 0'a. Eğimden gideyim x'in katsayısı A hocam burada eşittir. Buradaki eğim xler ve yler aynı yerde olduğu için. Katsayıyı aldım 2. Y'nin katsayısını aldım 1. Eksiyle çarptım. E, otomatikman A sayısı ne oldu? Eksi 2 bulundu. 126. sorumuzda bu şekilde eksi 2 cevabını bana verdi. 127. sorumuz A noktası 1'e 2 noktasından geçen Y eşittir. Eksi 3x artı 4 doğrusuna paralel olan doğru. Bakın elimizde bizim bir doğru var. Neymiş bu doğru? Y eşittir. Eksi 3x artı 4. Bu doğruya paralel bir doğruysa o zaman bu doğruya paralel bir doğru çekiyorum. Peki ben ne biliyorum? Paralel doğru çektiğinde eğimleri aynı olacak. O zaman benim buradaki denklemim y eşittir. Eksi 3x diye başlayacak ve artı c sabit sayısı değişik olacak. Çünkü eğimleri aynı. E hocam bu nokta bu doğrudan geçmek zorunda olduğu için x yerine 1 yazıyorum. y yerine 2 yazıyorum ve c'yi buluyorum. 2 eşittir. Eksi 3 artı c'ye. Buradan c sayısı 5'e eşit olur. Benden denklemi istiyordu. Y eşittir. Eksi 3x artı 5 de cevabım olur. 127. sorumuzun cevabı bu şekilde bulunmuş olur. 128. sorumuz 5x artı 10 artı 4 eşittir 0 doğrusuna paralel olan. Bu doğruya paralel olan. Ve orijinden geçen doğrunun denklemi nedir diyor. Bu doğruya paralel olacak ve orijinden geçecek. Bir kere bu doğruya paralelse x ve y katsayıları birbirinin aynı olmak zorunda. Bakın 5x artı 10y. Ne değişken olacak? C sabit sayısı değişken olacak. E hocam bu arkadaşımız orijinden geçiyorsa 0'a 0'ı sağlamak zorunda. x yerine 0, y yerine 0 atarım. 0 0 gitti. C sayısı ne oldu otomatikman? 0 oldu. Yani benim denklemim 5x artı 10y eşittir 0'dır. Yeterli miymiş diye bakayım 128'e durabilirsiniz veya sadeleştirebilirsiniz. Her yeri 5'e böldüm. x artı 2 y eşittir 0 olmuş oldu. Buradan da 128. sorumuzun cevabı x artı 2 y eşittir 0'dır. 129. sorumuz a 4'e eksi 1 ve b 2'ye 5 noktalarından geçen doğru şu arkadaşımıza paralelmiş. Peki benim bu doğrumun eğimi nedir? m doğru eşittir. x'in katsayısı a bölü Y'nin katsayısı eksi 3 ve bunların eksilisini alacağım için direkt ben bu doğrunun eğimini a bölü 3 diyorum. Bu bir. Şimdi AB noktalarından geçen doğru bu doğruya paralelse eğimleri aynı olmak zorunda. Demek ki benim mAB değerim şöyle bulunur. İki noktası bilinen eğimden y2 eksi y1 5 eksi eksi 1 bölü x2 eksi x1 2 eksi 4. Bu arkadaşın eğimiyle diğer a bölü 3 eğimi eşit olmak zorunda. 5 artı 1 6 bölü eksi 2 eşittir. A bölü 3'e bakın. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 3. 3 çarpı 9 eksi geldi. A sayısı eksi 9 oldu. 129. sorumuzun cevabı bu şekilde. Eksi 9 olarak bulundu. 130. sorumuz A noktası ve B noktası verilmiş. Bu noktalardan geçen doğru y eşittir. Eksi 2 artı 2 doğrusuna paralel. Benim şu doğrumun paraleli m doğru eşittir. x'in katsayısı olan eksi 1'dir. Şimdi paralelse üstteki doğrulardan üstteki noktalardan geçen doğrunun eğimi eksi 1 eşit olacak. Peki bulalım. Y2 eksi Y1 eksi 1 eksi A bölü x2 eksi x1 o da 1 eksi 2 eşittir. Eğim olan eksi 1'e bakın bu eksi buraları artı yapsın. 1 artı A 1 eksi 2 eksi 1 diğer tarafa attım. Eksi 1'e 1'i bu tarafa gönderdim. Benim A değerim eksi 2 olur ki zaten bunu istiyordu. 130. sorumuzun cevabı da eksi 2 olarak bulundu. Geldik üçüncü duruma kesişen doğrular ki zaten bizim denklem çözdüğümüz tüm soru tarzları kesişen doğrulardan olmak çözülmek zorunda. Çünkü bunun bir tane A, virgül B çözümü vardır. Yani iki doğru verilecek, iki doğruyu ortak çözdüğünüzde bir tane nokta çıkacak. E bunun alınması için doğruların eğimi farklı ise yani kısaca A1 bölü A2 farklı B1 bölü B2 ise bu bana eğimlerinin farklı olduğunu zaten söylüyor. Normalde eğim A1 bölü B1 ama bu da zaten sağlıyor eğimi. O zaman doğrular bir noktada kesişir. Yani siz aslında ortak çözmeden önce şu bilgiye bakıp teyit etmek zorundasınız. Etmiyorsunuz, etmeseniz de sorun olmaz. Zaten çözemezsiniz. Çünkü bunlar kesişmediği için ortak kökleri çıkmayacaktır zaten diğer ihtimallerde. Çok tek bir kökünün çıkabilmesi için bunları ortak çözmeniz gerekiyor. O noktada iki denklemin ortak çözümü bulunur. Eğer doğrular dik kesişiyor ise bu doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Elimizde iki doğru varsa ve bu doğrular eğer dik kesişiyorsa diyelim ki bunun eğimi, bakın doğrulardan birinin eğimi m doğru diyelim. Bu doğrunun eğimi eğer bir ise benim diğer doğrumun eğimi eksi 1 olmak zorunda. Çünkü bu ikisinin çarpımı eksi 1'dir. O da 90 derece yani dik kesiştiği ihtimallerde geçerlidir. Birine normalin denk birine bakın. Buna normalin eğimi denir. Diğeri de teğetin eğimi denir. Veya tam tersi hiç fark etmez. Biri teğetin biri de normalin eğimi olmuş olur. Bakalım. 131'de y eşittir 2x eksi 5 ve y eşittir x artı 1 doğrularının kesim noktası. Şimdi kesim noktası olabilmesi için tek noktada kesişmesi lazım. O zaman eğimlerinin farklı olması lazım. Eğim 2. Bakalım farklı mı? Eğim 1. Farklı. Demek ki ortak çözebilirsiniz. Burada y'ye gidip yerine yazıyorum. x artı 1 eşittir. 2x eksi 5'e attım sağ tarafa. x eksi 5'e attım sol tarafa. 5 artı 1'den 6. Benden kesim noktası nedir diyor. Şu an ben sadece x'i buldum. Y'yi de bulayım. x'e geldim burada 6 yazdım. 6 artı 1'den y noktamızda 7 oldu. Demek ki 6,7. 131. sorumuzun cevabı bu şekilde. Kesim noktası sıralı ikili şeklinde bulunmuş oldu. 132. sorumuz x artı y artı 3 eşittir 0 ve 2x eksi 3 y artı 6 eşittir 0 doğruların kesim noktası. Bakıyorum eğimi. x'in katsayısı negatif bölü y'nin katsayısı, x'in katsayısı negatif bölü y'nin katsayısı farklı mı? Farklı. O zaman ortak çözebilirim. Mesela bu soruda yok etme metodu kullanayım. Y var eksi 3 y var. Burayı 3 ile genişletirsem 3x artı 3y artı 9 eşittir 0. Diğerini aldım. 2x eksi 3y artı 6 eşittir 0. Ben bu ikisini taraf tarafa toplarsam 3y eksi 3y gitti. 5x var burada 9 artı 6 15. Eşitliğin diğer tarafına attım. Eksi 15'e x değerim. Eksi 3'e. Bu x'i e herhangi bir denklemde mesela burada yerine yazsam. Eksi 3 artı 3'ten x de y yazdım x diyene gelsem burada eksi 3 yerine yazsam eksi 3 artı 3'ten 0 oldu. Demek ki benim y değerimde 0 çıkar. O zaman sıralı iklim 0,3 olarak bulunur. 132. sorumuzun cevabı tekrar bakıyorum. x eksi 3 yanlış yazdım. x'imiz eksi 3 y değerim 0. O zaman benim 132. noktam eksi 3'e 0 olarak bulunmuş olur. 133. sorumuzda y eşittir 3x ve y artı 2x eksi 5 eşittir 0 doğrulanın kesim noktası. Bu arkadaşımızın eğimi 3. Diğer arkadaşımızın eğimi x'in kat sayısının negatif bölü y'nin kat sayısı. Ne yaptık? Bu ikisi farklı. O zaman ortak çözebilirim. İster yok edin isterseniz y'yi gidin burada yerine yazın. Bu sefer yerine yazalım. Y yerine 3x yazarsam 3x artı 2x eksi 5 eşittir 0'a. 5x eşittir 5'e. x değerim 1'dir. Bu 1. Sonra x'i geldim burada yerine yazdım 1 diye. 3 çarpı 1'den y değer 3'tür. Benden kesim noktasını istiyor. x'i 1, y'si 3 olan 1'e 3 noktası. 133. sorumuzun cevabı da bu şekilde. 1'e 3 olarak bulunur. 134. sorum x eksi y artı 1 eşittir 0 ve x bölü 3 eksi y bölü 2 eksi 1 eşittir 0. Doğrularının kesim noktası. Burası zaten gayet sade güzel yazılmış. Burayı değiştirelim. Burayı 2 ile burayı 3 ile genişletip bu arkadaşımızı da 6 ile genişlettim. 2 çarpı x'ten 2x eksi 3 çarpı y'den 3y eksi 6 çarpı 1'den 6 eşittir. Bölü 6 eşittir 0 ya. Çapraz gider diğer tarafa 0. Bu arkadaşımızın eğimi x'in kat sayısının negatif bölü y'nin kat sayısından 1 geldi. Bunun eğimi eksi 2 bölü eksi 3 nedir? Farklı. O zaman ya yok ederim ya ortak çözerim. Yine kesim noktasını istiyor. Şöyle yapsam direkt çıkar sanırım. Burayı eksi 2 ile genişletsem eksi 2x artı 2y eksi 2 eşittir 0. Diğer ihtimali yerine yazıyorum. 2x eksi 3y eksi 6 eşittir 0. Taraf tarafa topladım. Bakın gitti. Pardon. Gitti gitti. Buradan eksi y kaldı. Eksi 6 eksi 2 eksi 8. Diğer tarafa attım 8. Y değeri eksi 8 olur. 134. sorumuzun cevabı bu şekilde. Bu şekilde. Şu an sadece y'yi buldum. Bir de eksi lazım bana değil mi? Y'yi ye geliyorum yerine yazıyorum. Eksi 8 olarak Burası ne yapar? 8 yapar. 8 artı 1, 9. O zaman x değerinde eksi 9'dur. Benim sıralı ikilim eksi 9 virgül eksi 8 olarak bulunur. 134. sorumuzun cevabı eksi 9'a eksi 8'dir. 135. sorumuz x eksi ayı artı 5 eşittir 0. 2 x eksi artı 4 eşittir 0 ve x artı artı 5 eşittir 0 doları bir noktada kesiştiğine göre. 2... Toplam 3 doğru var ve bu 3 doğru bir noktada kesişiyor. Şimdi burada bilinmeyen var. Buraya geçtim. Şu arkadaş ve bu arkadaşı alsam ben. Niye? Çünkü bunları ortak çözdüğümde benim şurada A virgül B sıralı ikim oluşur. Kesişim noktası. Ve bu A virgül B diğer bilmediğim üçlü eklemi sağlamak zorunda kalır. O zaman bu ikisini ortak çözüyorum. 2x eksiye artı 4 eşittir sıfıra. Buradan da x artı y artı 5 eşittir sıfıra taraf tarafa topladım. Y'ler gitti. 3x 4 artı 5 9 diğer tarafa attım. Eksi 9. X'imiz eksi 3'müş. Benim birinci bileşenim eksi 3. İkinci bileşeni herhangi bir yerde yerine yazıyorum. X'ine eksi 3 yazdım. Eksi 3 artı 5 2. Y artı 2 0'sa... Y'si de eksi 2'dir. Ve bu eksi 3 eksi 2 noktası bu denklemi de otomatikman sağlamak zorunda kalır. X yerine eksi 3 yazıyorum. Eksi A çarpı. Y yerine eksi 2 yazıyorum artı 5 eşittir 0'a. Eksi 3 artı 5'ten 2. Diğer tarafa attım. 2a eksi 2 a değerimde. Eksi 1 bulunur. 135. sorumuzun cevabı eksi 1 olarak bulunur. 136. sorumuz. x artı y artı 4 eşittir 0. 2x artı a y artı 5 eşittir 0 doğruları neymiş? Dik ise. Bu iki doğru birbirine dik ise eğimleri çarpma eksi 1 yapacak. Bunu zaten söyledik. Bu arkadaşımızın eğimi diyelim ki m doğru 1 eşittir. x'in katsayısının negatifi bölü y'nin katsayısından eksi 1 geldi. Bu doğrumuzun eğimi m doğru 2 eşittir. x'in sayısının negatifi bölü y'nin katsayısı ve bu ikisinin çarpımı eksi 1 olacak. Eğim eksi 1 çarpı diğer eğim eksi 2 bölü a ve bu ikisinin çarpımı eksi 1 ise eğer bu eksiler artı oldu. a'yı çapraz attım bu tarafa veya bu artıysa buraya eksi kalsın. O zaman a eşittir. Eksi 2 bulunur. 136. sorumuzda bu şekilde eksi 2 cevabını bizlere verir. 137. sorumuz y eşittir ax artı 5 ve y eşittir 1 bölü 2x artı 7 doğruları dik kesiştiğine göre a kaçtır? Demek ki eğimleri çarpma eksi 1. Bu arkadaşımızın eğimi a çarpı bu arkadaşımızın eğimi 1 bölü 2. E bunlar dik kesişiyorsa çarpımları eksi 1 olur. Ve yine buradan a değerim eksi 2 olarak bulunur. 137. sorumuzun cevabı da bu şekilde eksi 2 cevabını bizlere verir. 138. sorumuz x eksi y artı 4 eşittir 0 ve 2x artı a artı 1 eşittir 0 doğruları x ekseni üzerinde dik kesiştiklerine göre. Bakın bu iki doğru x ekseni burası. Diyelim ki şöyle bir şey olsun. Şurada bunlar dik kesişiyor. Şimdi x ekseni üzerinde kesişiyorsa eğer bunlar ve bunlar dik kesişiyor burada. Bunu da kullanacağım. E hocam buradaki benim x değerim vardır. Bilmediğim bir. Diyelim ki a1 değerim. y değerim sıfırdır. Bu bir. Sonra eğimleri dik kesişiyordu. Eğimlerine bakalım. Bu arkadaşımızın eğimi x'in katsayısının negatif bölü y'nin katsayısı eşit 1'e. Bu arkadaşın eğimi eksi 2 bölü a'ya 1 ile eksi 2 bölü a'yı çarptığımızda sonucun eksi 1 olması lazım. Eksiler artı olduğunda benim a değerim 2'dir. O zaman geldim buraya yazdım. Tamam. Güzel. Şimdi hocam a'ya 0 bu 2 doğruyu da sağlıyor değil mi? O zaman a'ya 0'ı veya a demeyeyim şuraya çünkü a'yı burada kullandık ya. C diyeyim buraya. C'ye 0 benim bu birinci doğrumu sağlamak zorunda. Yani x yerine c verdiğimde c eksi 0 artı 4 eşittir 0'a benim c değerim demek ki eksi 4'müş. Eksi 4'müş. Yani burası eksi 4'e 0 noktası. Ve bu nokta ikinci doğruyu sağlamak zorunda. Bakın burada. Sonuçta a'yı da bulmuştum zaten ben. Yerine yazıyorum. 2 çarpı x gördüğüm yere eksi 4. Artı a'sı 2 idi. Y gördüğüm yere 0. Artı b eşittir 0'a. Eksi 8 burası gitti diğer tarafa attım. B değerimde 8'dir. A artı B'yi istiyor bizden. A'sı 2, B'si 8 toplamda 10 yaptı. 138. sorumuzun cevabı bu şekilde 10 olarak bulundu. 139. sorumuzda X artı A'y artı 10 eşittir 0 ve Y eşittir 3X doğruları dik kesiştiğine göre doğruların kesim noktası nedir diyor. Bunlar dik kesiştiğine göre... Şimdi ben diğer doğruyu açık açık bilmiyorum ama eğimden bulabilirim. Benim bu arkadaşımın eğimi 3'tür. Benim diğer doğrumum eğimi x'in kat negatif bölü y'nin katsayısı ile eğim bu. 3'ün çarpımının eksi 1 olması lazım. Eksiler artı olduğunda hocam a değerim 3'tür. Bu 1. Attım cebe. a'yı geldim buraya yazdım. Kesim noktasını benden istiyor ya. Benim elimde x artı 3y artı 10 eşittir 0 var. Bir de y eşittir 3x var. Yerine yazalım ortak çözelim. Y yerine 3x yazsam 3 çarpı 3'ten x artı 9x artı 10 eşittir 0'a. 10x eşittir eksi 10'a. Demek ki x değerim eksi 1'dir. Kesişimin birinci elemanı eksi 1'miş. x yerine herhangi bir doğru eksi 1 yazdım. O zaman y'si kaç çıkar? Eksi 3 çıkar. Demek ki eksi 1'e eksi 3 noktasında kesişir. 139. sorumuzun cevabı eksi 1'e eksi 3 olarak bulunur. 140. sorumuzda y eşittir x doğrusuna dik olan bu doğruya dik Şimdi mantıklı bir şekilde düşünelim. Benim y eşittir x doğrum şu arkadaşlar. E hocam bir de ben ne biliyorum? y eşittir eksi x'i biliyorum ve zaten bu açı ortay olacağı için çünkü bu birinci açı ortay doğrusu diğeri de ikinci açı ortay doğrusu. E bu hocam hocam ben bu doğruyu biliyorsam bu doğruya dik olan diğer doğrumuz otomatikman budur. Yani diğer doğrumuz y eşittir eksi x olmak zorunda kalır. Yok kalmaz. Şu da olabilir değil mi? Ben sadece bir tanesini buldum. Bu değil. Yanlış çözüm. Yanlış çözüm. Peki. Bu doğruya dik olan çünkü ben sadece bir tanesini buldum. Paralelindeki her şey olabilir. Ve a'ya 1'e 2 noktasından geçen doğrunun denklemini benden istiyorum. Bulalım hocam. Y eşittir x doğrusunun eğimi. Bakın m doğru eşittir 1'dir. E çarpımların eksi 1 olması için benim diğer doğrumun m doğru 2'nin demek ki eksi 1 olması lazım. Çünkü 1 çarpı eksi 1'den eksi 1 çıksın. Eğim eksi 1 noktası 1'e 2 olan doğruyu çizeceğim. y eksi y sıfırımız 2 eşittir. Eğim çarpı x eksi x sıfırımız 1'dir. y eksi 2 eşittir. Eksi x artı 1'e attım sol tarafa. y artı x 1'i de buraya gönderdim. Ne yaptım? Eksi 3 eşittir 0'a. Bakıyorum 140'a. Hepsini bir tarafta istemişim zaten. X artı y eksi 3 eşittir 0. 140. sorumuzda bu şekilde bulunur. 141. sorum. Y eşittir 2x eksi 4 ve y eşittir x doğrularının kesim noktasından geçen. Önce bunların bir kesim noktasını bulayım. Denklemin birisi y eşittir 2x eksi 4. Diğer denklem y eşittir x ise ben bunları ortak çözeceğim. Yani y yerine x yazdığımda şurayı çözerim önce. x'i sol tarafa attım. x eksi 4 0 x eşittir 4. Birinci bileşen 4 ise otomatikman Y'den ne oluyor? 4. Demek ki benim kesim noktam 4'e 4. Bu bir. Ve y eşittir 1 bölü 3x artı 4 doğrusuna dik olan. Bu doğruya dik. Bu arkadaşımızın eğimi md1 diyelim. Nedir? x'in kat sayısı olan 1 bölü 3'tür. Diyor ki 1 bölü 3 ile ben diğer buradaki 4'e 4'ten geçen doğrunun eğimine m doğru 2 diyorum. x'in çarpma eksi 3 ise, eksi 1 sayar m doğru 2 eşittir eksi 3'tür. Hocam eğimini biliyorum. Noktasını biliyorum. Demek ki ben denklemi yazabilirim. y eksi 4 eşittir eğim çarpı x eksi 4'tür. Tamamdır. Bakayım 141'i sadece y cinsinden mi demişim. Hepsini bir tarafa toplamışım. y eksi 4 eşittir eksi 3 çarpı x'ten eksi 3 x eksi 3 çarpı eksi 4'ten artı 12 eksi 3 x'i sol tarafa gönderdim y artı 3 x 12 geldi buraya eksi 12 Eksi -4 daha eksi -16 eşittir 0 yapar hocam. 141. sorumun cevabı da bu şekilde. y artı 3x eksi 16 eşittir. 0 olarak bulunur. 142. sorumuzda 2x 3 artı 6 eşittir 0 doğrusu ile x ekseni üzerinde dik kesişen doğrunun denklemi nedir diyor bize. Bakın şöyle diyeyim. Eksenlerimiz var. 2x eksi 3 y diyelim ki o doğrumuz şöyle bir doğru olsun. Bu doğru ile bakın mavi yeni bir doğru oluşturuyor ve bu doğru x ekseni üzerinde dik kesişiyor. Şimdi bunlar x ekseninde kesişiyorsa demek ki bunun bir tane birinci bileşeni diyelim ki c veya a olsun. A ikinci bileşeninde sıfırdır. Şimdi bu a'ya sıfırı bulurum. Nereden? E bu doğru bu noktadan geçtiğine göre ben noktada x yerine yani a yazarsam 2a y yerine sıfır yazdım gitti artı 6 eşittir sıfırdan benim a noktam eksi 3'müş bakın. Eksi 3'e 0. Hocam burası eksi 3 olmaz doğrudur. Demek ki burada kesişiyor. Çok önemli değil. Hadi sizi ikna etmek için şöyle yapalım. Al bu. Tamam hocam. A'yı buldun. Demek ki benim dik kesişecekse bu eğimim bakın eğim eğimim. X'in kat sayısının negatifi bölü. Y'nin kat sayısı eşittir. Eğer M D 1 ise eğer D 1 ise artı 2 bölü 3. Bu md1 ile 2 bölü 3 ile md2. d2 doğrusunun eğimi çarpımı eksi 1 olmak zorunda. Demek ki md2'miz de eksi 3 bölü 2'dir. Demek ki ben hocam eğimi biliyorum. Noktayı biliyorum. O zaman d2 doğrusunu yazabilirim. Ki benden zaten bu doğru istiyor. y eksi y0. y sıfırım 0 eşittir. Eğim eksi 3 bölü 2 çarpı x eksi eksiden x artı 3 yapar. 2 çarpı y'den 2 y burası. Diğer taraf eşittir. Eksi 3x eksi 9. Hepsini sol tarafa attığımızda 2y eşittir. 2y artı artı 3x artı 9 eşittir. Sıfırdır diyorum. 142. sorumuzun cevabı 3x artı 2 artı 9 eşittir. Sıfır olarak bulunuyor. 143. sorumuz 3x eksi 5 y artı 15 eşittir. Sıfır doğrusu ile y ekseni üzerinde dik kesişen doğrunun. Bakın. Benim y ekseni üzerine kesişiyorsa bu doğrularımın doğrularım. O zaman benim doğrumun noktası 0 a'dır. Nasıl ki x eksenine kesiştiğinde a'ya 0 oluyor. y eksenine kesişiyorsa 0 a'dır. Ve 0 a bu doğruyu sağlamak zorunda. X x'e 0 yazdım. Eksi 5a artı 15 eşittir 0'a. 5a'mız 15 ise a değerim 3'tür. Yani benim bu noktam 0'a 3. Eğimini bulayım. Bu doğrumuzun eğimi. Eksi 3 bölü eksi 5'ten m doğru 1 eşittir. 3 bölü 5. Bu m doğru 1 ile Yeni çizeceğim doğrunun eğimi çarpımı eksi 1 olur. O zaman m doğru 2 eşittir. Eksi 5 bölü 3 yapar. Bu da tamam. Güzel. Eğimini biliyorum. Noktasını biliyorum. Denklemini yazayım. y eksi y 0 eşittir. Eğim çarpı x eksi x 0'dan x geldi. Çapraz çarpıyorum. 3y eksi 9 eşittir. Eksi 5 x'e. Nasıl istemişim bakayım? 143. Hepsini bir tarafa istemişim. Attım sol tarafa. 3y artı 5x eksi 9 eşittir. 0 denklemini bulurum. 143. sorumuzun cevabı da budur. 144. sorumuz a noktası eksi 5'e eksi 7 noktasından geçen. x eşittir 7 doğrusu ile dik kesişen doğrunun denklemi nedir diyor. x eşittir 7 doğrusuyla dik kesişen doğrunun denklemi bakın gösterelim. Şöyle yaptım. A noktası eksi 5'e eksi 7. A noktasını gösteriyorum x'i eksi 5, y'si eksi 7. Yani benim noktam, bakın noktam, şurası, a noktası burası. Sonra x eşittir 7 doğrusu, benim x eşittir 7 doğru, bakın düşünüyorum. x ekseni burası, ne verirsem vereyim 7 çıkacağına göre, x eşittir 7 doğrusu şu olmak zorunda kalır. x eşittir 7 doğrusu. A noktasından ve bu doğrudan geçen ve dik kesişen bakın dik kesişen bu arkadaşımı uzattığımda dik kesişen doğru bu olmak zorunda kalır. Yani benim bu doğru, bu doğru, y eşittir eksi 7 doğrusu olur. 144. sorumuzun cevabı da bu şekilde y eşittir eksi 7 olarak bulunur. 145. sorumuz a'sı 5'e 2 noktasından geçen y eşittir eksi 5 doğrusu ile dik kesişen doğrunun denklemini istiyorum. Eksenlerimi çizdim. 5'e 2 x'i 5 Y'si 2 olan şu nokta. Bu noktamız bizim A noktamız. Bu bir. Y eşittir eksi 5 doğrusu. Y eşittir eksi 5 doğrusu da şu gördüğünüz doğrudur. Y eşittir eksi 5. Bu nokta bu doğruya dik olacak. Nokta doğruya dik olacak. Demek ki ben bunu uzattığımda benim diğer doğrumda şu çizdiğim doğrudur. E bu doğrunun nedir? Bu doğrunun da x eşittir 5 doğrusudur. 145. sorumuzun cevabı x eşittir 5 doğrusu olarak budur. 146. soru. Yukarıdaki koordinat düzleminde AB diktir BC'ye. Güzel. A noktamız eksi 1'e 0. B noktamız 0'a 1. Şu kesiştikleri nokta. C noktamız 4'e 0 ve H noktamız 0'a A. H noktamız şurası. 0'a başka nokta yok orada. Olduğuna göre A'sı kaçtır diyor bizlere. Şimdi ben D1 doğrusunun eğimini bulabilirim. Nasıl? Y2 eksi Y1 MD1 eşittir. Y2 eksi Y1'den 1 bölü x2 eksi x1'den yine 1'dir. Yani bu doğrunun eğimi otomatikman 1'dir. Sonra md2 yazayım. md2 eşittir. y2 eksi y1 eksi a bölü x2 eksi x1'de 4'tür. Ve bunlar dik kesiştiğine göre bu 1 ile eksi a bölü 4'ün çarpımının eksi 1 olması gerekiyor. Eksiler gitti hocam. Çapraz çarptım. Benim a noktam 4 bulunur. 146. sorumuzun cevabı bu şekilde 4 olarak bulunuyor. 147. sorumuz. Yukarıdaki koordinat düzleminde A, B diktir B, C'ye. Tamam. A noktası 0'a, A noktası 0'a, B noktası 4'e, B noktası 0 eksi 2. 4'e 0 burası. 4'e 1 değil. Burası 4'e 0. Şunu düzeltelim. B noktası çünkü eksen üzerinde 4'e 0 olduğuna göre A diyelim kaçtır diyor. D1 doğrusunun eğimini bulayım. md 1 eşittir y2 eksi y1 eksi 2 eksi 0'dan eksi 2 bölü x2 eksi x1'den eksi 4 yani eğimimiz 1 bölü 2. M d 2'yi bulayım. Y2 eksi y1'den eksi a bölü x2 eksi x1'den 4'tür diyorum ve bunların çarpımı eksi 1 olacak. Eksi a bölü 4 çarpı 1 bölü 2'nin eksi 1 çıkması için bu eksiler artı oldu 4 çarpı 2 8. A noktam 8 bulunur. 147. sorumuzun cevabı bu şekilde 8 olarak bulunur. 148. noktamızda, 148. sorumuzda 2x y artı 2 0 ile d doğrusu dik kesiştiğine göre yani 2x y artı 2 0 bu doğru ile d doğrusu dik kesiştiğine göre d doğrusunun de denklemi nedir diyor. Ben bu d doğrusunun eğimini bulabilirim. Çünkü bu d1 doğrusu ise eğer md1 eşittir, x'in katsayısının negatifi bölü y'nin katsayısı, yani 2'dir. Tamam. E bu doğrunun eğimine de ben md dersem... Bu 2 ile MD'nin çarpma eksi 1 çıkacak. Demek ki benim MD eksi 1 bölü 2. Bir de benim ne ihtiyacım var? Noktaya. O noktayı hocam buradan bulurum. Çünkü burası x yerine 0 yazdığımızda çıkan y değeridir. Gidiyorum. x yerine denklemde 0 yazıyorum. Eksi y artı 2 0 ise y değeri 2 oluyor. Demek ki benim d doğru eğimi bu. Noktası da 0 ya 2 olan bir doğrudur. Yazıyorum. y eksi 2 eşittir eğim çarpı x oldu. Sonra nasıl istemişim bakayım 148'i. 148'i x artı 2'ye. 2, 2 çarpmaz bu tarafa attım. 2y eksi 4 eşittir. Eksi x attım sol tarafa. 2y artı x eksi 4 eşittir. Sıfıra. 148. sorumuzun cevabı 2x, 2y artı x eksi 4 eşittir. Sıfır olarak bulunmuş oldu. Var mı sıkıntı? Bakın. Yok güzel. 149. sorumuz yaklaştırayım. Çok uzak olmasın. A noktası 1A kesişim noktası burası. ile d doğrusu, d doğrusu şu doğru dik kesiştiğine göre y eşittir 2x ile bu doğru ile d doğrusu dik kesiştiğine göre d doğrusunun denklemi kaçtır diyor. Önce ben şu a'yı bulayım. x yerine 1 yazdığımızda y'si 2 çıkar. Demek ki bu noktamız 1'e 2. Noktasını biliyorum. Eğimini bulayım. Benim bu doğrumun eğimi m d1 diyorum. Benim bu doğrumun eğimi x'in katsayısı olan 2'dir. Demek ki diğer d doğrusunun eğimi de bu 2 ile bu D doğrusu eğiminin çarpma eksi 1 çıkar. O zaman MD de eksi 1 bölü 2'dir. Noktası 1'e 2. Eğim eksi 1 bölü 2 olan doğru. Y eksi 2 eşittir. Eğim çarpı x eksi 1'dir. 2'yi çarpmaz bu tarafa attım. 2y eksi 4 eşittir. Eksi x artı 1'e. Hepsini sol tarafa gönderdim. 2y artı x. 1 de eksi 1 geldi buraya. Eksi 5 eşittir 0'a. 149. sorumuzun cevabı 2y artı x eksi 5 eşittir 0 olarak bulunmuş olur. Geldik yine önemli bir mevzuya. Nedir hocam? Noktanın simetrisi. Birden fazla ihtimali var bunların. Sırayla hepsini işleyelim. Önce noktanın noktaya göre simetrisi. Yani elimizde bir A noktası var x1, y1. Ve bu A noktasının B, x3, y3'e göre simetriğini aldığınızda otomatikman A'dan B'ye kadar gittiğiniz uzaklık kadar B'den de C'ye kadar bu uzaklığı gideceksiniz. Yani hem X1 bileşenini X3'e göre öteleyeceksiniz hem de Y1 bileşenini Y3'e göre öteleyip Y2 noktasını bulacaksınız. Peki nasıl bulunacak? A noktasının B'ye göre simetrisi C'dir. Güzel. C noktasının da B'ye göre simetrisi aynı mantık A'dır. Yani gittiğimiz kadar geri gelirsek de yine aynı simetriyi almış oluruz. Ve ortak nokta formülüyle çözülür diyor bizlere. Ortak nokta formülümüz nedir hocam? E burada baktığımızda bir doğru oluştu ve bu doğruda da eşit uzaklıklarda olduğu için benim x3 değerim x1 artı x2'nin tam ortası olur ve aynı mantık y3 değerimde y1 artı y2'nin yarısı olmuş olur. Sorular üzerine gösterelim veya artıştan da yapabilirdik. Diyelim ki x1 1, x3 2. 1'den 2'ye 1 artmış demek ki bir birimde bir 1 artıyor. 1 artacak burası 3. E bana 1 ve 3'ü verdiğinde 2 birimde 2 artıyorsa 1 bir birimde 1 artıyor diye oran orantı da kurarak yapabiliyorduk. Zaten bunu da bol bol vermiştik. 150. sorum. A noktasının B 7 6 noktasına göre simetriği olan nokta. A nokta burada hocam. B nokta burada simetri olan noktası C olsun ve bu ikisi birbirine eşitmiş. Yani burası 2'ye 4, burası 7'ye 6, bilmediğim yer burası da A'ya B olsun. E orta noktaysa x'leri toplayıp 2'ye böldüğünde 7'yi verir. Ya da ya da 2'den 7'ye 5 artmış. 5 de burada artacak. 12. 4'ten 6'ya 2 artmış. 2 de burada artacak. 6 artı 2'den 8 yapar. Nokta istiyor bizden. O da 12'ye 8 bulunur. 150. sorumuzun cevabı bu şekilde. 12'ye 8 de Gördüğünüz gibi iki şekilde de çözebiliyoruz. 151. sorumuz A noktasının B noktasına göre simetri olan nokta hangisidir değil. Nokta nedir? Yukarıda mı hangisidir diye yazmışım. Bakayım. Yok ortak nokta nedir? E aynı mantık hocam. Aynı mantık. Yine artışlardan yapabilirim veya azalışlardan. A noktam eksi 2'ye 4. B noktam eksi 4'e 5. Otomatikman bu da C noktasıdır. Bakıyorum bunlar eşit olduğu için, eşit olmak zorunda olduğu için. Eksi 2'den eksi 4'e 2 azalmış. Demek ki 2 daha azalacak. 4'ten 5'e 1 artmış. 1 daha Artacak ve 151. sorumuzda bu şekilde. 151. sorumuz eksi 6'ya 6 olarak bulunuyor. 152. sorumuz A noktası A'ya B noktasını gösterelim. Bu A noktası A'ya B. B noktası eksi 2 virgül 3'e göre simetriyi C noktası olan 5'e 5'tir diyor. A noktası nedir diyor. E nasıl ki sağa doğru gidebiliyorsam ben sola doğru da gelebilirim. 5'ten eksi 2'ye 7 azalmış. 7 daha azalacak. Eksi 9 oldu. Burası 5 miydi? 5. 5'ten 3'e 2 azalmış. 2 daha azalacak. 3'ten demek ki burası 1 olur. O zaman benim noktam eksi 9'a 1 olarak bulunur. 152. sorumuzun cevabı da eksi 9'a 1'dir. 153. sorumuz A'sı verilmiş, B'si verilmiş, simetrisi C'si verilmiş. Bakalım noktamı gösteriyorum yine. A noktası burada. 5'e A. B noktası burada. 1'e 2 ve C noktası burada B'ye 3. Şimdi simetri mantığını işitelim. 5'ten 1'e kaç azalmış? 4 azalmış. Demek ki burada da 4 azalacak. 1'den 4 azaltırsam eksi 3 yapar. Diğer taraftan A'dan 2'ye buradan bulamıyorum fakat 2'den 3'e 1 artmış. Demek ki burada da 1 artmış olacak. 2 idi. Bir öncesi 1'dir hocam. A değeri 1'dir. B değeri eksi 3'tür. Toplamını istiyor. Eksi 3 artı 1'den eksi 2 sonucunu bulurum. 153. sorumuzun cevabı eksi 3'tür. 154. sorumuz A noktasının B noktasına göre simetrisi C noktasıdır. Durdum. Önce şu C'yi bulalım. A burada. B burada. C burada. 3'e 4. 0'a 6. C noktasını bulayım arkadaşlar. 3'ten 0'a 3 azalmış. 3 daha azalacak. Eksi 3. 4'ten 6'ya 2 artmış. 2 daha artacak. 8. C noktasını buldum. Ve C'nin de eksi 1'e 5 noktasına göre simetrisi E olsun. Diyelim ki C'den de şuraya çekeyim. E olarak simetrisi olan nokta E. D'ye göre simetrisi D noktamda eksi 1'e 5'miş. Ve bunlar da yine eşit olmak zorunda. Sonra eksi 3'ten eksi 1'e 2 azalmış. Demek ki 2 artmış. 2 daha artacak. 1 olacak. 8'den 5'e 3 azalmış. 3 daha azalacak. 2 olacak. E noktasının koordinatları diyor. O da 1'e 2 olarak bulunuyor. 154. sorumuzun cevabı 1'e 2'dir. Hocam niye aşağı doğru yaptın? Yukarı doğru yapsaydın. Yap. Fark etmez. Bir şey değişmez. 155. sorum. A noktasının B 1'e 5 noktasına göre simetri C ise C'nin orijine olan uzaklığı. Önce bir C'yi bulayım. A'sı burada hocam. B'si burada. Otomatikman C'si burada. A'sı eksi 3'e eksi 2. B'si 1'e 5 C'yi bilmiyorum. E, simetri istiyor. Bunlar birbirine eşittir. Eksi 3'den 1'e 4 artmış. 4 daha artacak. 1 art 4'ten 5 olur. Eksi 2'den 5'e 7 artmış. 7 daha artacak. 12 olur. Bizden istediği şey bu noktanın orijine. 0'a 0 sıfır olan uzaklığı. E hocam noktanın noktaya olan uzaklığını bulmak kolay. Y2 eksi Y1'in karesi artı x2 eksi x1'in karesinin karekökü kökü 5, 12, 13 üçgeni var burada. Demek ki bu noktanın orijinal uzaklığı 13'tür diyorum. 155. sorumun cevabı da 13 olarak bulunur. 156. sorumuz A noktasının B eksi 1, e 4 noktasına göre simetri olan nokta. Önce bu noktayı bulayım. Sonra sorumuz devam edecek. A burada, B burada, C de simetri olan nokta. A'sı 5'e 2, B'si eksi 1'e 4. C'yi bilmiyorum bulayım. 5'ten eksi 1'e 6 azalmış. Bir 6 daha azaldı eksi 7. 2'den 4'e 2 artmış. 2 daha arttı 6. Ve bu noktanın şu doğru üzerinde ise. bu C noktası doğru üzerinde ise. Bu nokta bu doğruyu sağlar. Yani x yerine eksi 7. Y yerine 6 yazarız. 6 eşittir. 3 çarpı eksi 7 artı A'ya. Eksi 21'i bu tarafa attım. Artı 21 6 daha. 27 eşittir. A'dır diyorum. 156 da bu şekilde 27 olarak bulunuyor. 157. sorumuz A noktasının B eksi 1 e 2 noktasına göre simetri olan nokta Y eşittir. A -x 4 üzerinde. Aynı tarz soru. Yine çözelim. A noktan belli. B noktan belli. Ve bunlara simetri olan C noktası bu olsun. A'sı eksi 6'ya 4. B'si eksi 1'e 2 ve C'si. Şimdi bakın. Eksi 6'dan eksi 1'e 5 azalmış. 5 daha azalttım. Bakın eksi 5, 5, 5, 5 artmış. 5 daha arttırdım. Hocam nokta 4. 6'dan 4'ten 2'ye 2 azalmış. 2 daha azalttım 0 ve bu nokta bu doğru üzerinde. Y yerine 0 yazıp A yerine 4 yazarsam 4A x özür diliyorum. Eksi 4'e 4 e. A'mız 4'tür. A değerimizde 1 bulunur. 157. sorumuzun cevabı da 1'dir derim ve de geldik bugünün son sorusuna. Arkadaşlar 158. sorumuzda A noktasının doğrusu üzerindeki bir noktaya göre simetrisi N'ye eksi 2 ise M artı 2 N kaçtır? Şimdi elimizde bir doğru var. Bakın doğru var. Bu doğru Y eşittir. X artı 3 doğrusu. Elimizde bir A noktası var. Diyor ki bu A noktasının bu doğru üzerindeki bir noktaya göre simetrisi B'ymiş. B. Yani burası N'e eksi 2 olmuş. E A nedir? M'ye 4. Durdum. Doğru da belli. M artı ne kaçtır Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle bulacağım. Buradaki ben bileşenleri bulabilirim. Nasıl? Bu ikisi birbirine eşit olduğuna göre ne yapmış burası? 4'ten eksi 2 6 azalmış. Yani 2 birimlik uzaklıkta 6 azalmışsa 1 bir birimlik uzaklıkta 3 azalacaktır. Ben burayı 3 azaltırsam benim ikinci bileşenim 4 eksi 3'ten 1 olmuş olur. Şu an ikinci bileşeni buldum ben. Neydi? Y'sini buldum. E hocam bu nokta bu doğruyu sağlamak zorunda. Ben burada y yerine 1 yazsam. 1 eşittir x artı 3. Üç. 3'ü sol tarafa gönderdim. 3 eksi 1 eksi 2. x'imiz eksi 2'ymiş. Demek ki bunun birinci bileşeni de eksi 2'dir. Bu da tamam. Devam edelim. M artı ne istiyor? Ne demiştik? İster artıştan bulun. İsterseniz örneğin 4 eksi 2, 2 iki. bölü 2'den neyi verdi bana? 1'i. E hocam M ile N'yi topla. M artı N. Eşit uzakta olduğu için 2'ye böl bulduğun değer sana birinci bileşen olan eksi 2'yi verir. İçine dıştan çarpımı yaptım. M artı ne eşittir? Eksi 4'e ki zaten bunu istiyordu. 158. sorumuzun cevabı da eksi 4 olarak bulunmuş olur diyelim. Ve bugünümüzü de bu şekilde bitirmiş olalım arkadaşlar. 44. gün analitik geometri konu anlatımı 3. videomuzu da bu şekilde bitirmiş olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Eğer bu dediklerim olduysa beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.